arkadaşlar, hep yürü karşınızdayım. Arkadaşlar, bu videoda kutu açılım serimize devam ediyoruz. Bu bölümde arkadaşlar size uzun zamandır almayı planladığım Xiaomi marka bir temizlik robotundan bahsedeceğim arkadaşlar. Sizinle beraber bu videoda kutu açılımı beraber yapacağız. Daha sonra telefon uygulamalarını beraber kuracağız. Ve bu kanalda bu benim almış olduğum Xiaomi Mi Vacuum 1C modelinin sizinle beraber denemesini yapacağız ve kullanımı ile ilgili video serisi bu kanalda olacak arkadaşlar. Bu yüzden bu video serisini izlemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Robot almaya karar verdiniz ve tam olarak hangi modeli almalısınız? Hangi model sizin işinize yarıyor gibi sizin temel kritik konularınız var arkadaşlar. Yani bu robotu seçerken piyasada şu an internet sitelerine girdiğiniz zaman gerçekten bilinmeyen, bilinen bir sürü markalar var, bir sürü fiyatlar, ürünler var. Yapabileceğiniz en büyük şey ürünün satış miktarı ve yorumlara bakmak arkadaşlar. Genelde satış miktarı yüksek ve yorumlarda da büyük, iyi puan alan makineler iyi, ortalama olarak iyi olarak makine olarak sayılıyor. Öncelikle almak istediğiniz robotun evinizin metrekaresine oranla uyumlu olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Yani sizin eviniz 150 metrekare ise bunu gidip de çok daha en basit ürünü alırsanız arkadaşlar, ürünün daha evinizin temizliği bitmeden şarjı biter ve geri gelir. Yani bu şekilde olursa da bu temizlik çok uzun sürer. O yüzden arkadaşlar, evinizin metrekaresine göre bir robot almanız en önemlisi arkadaşlar. İkinci önemli kriter de arkadaşlar halı. Yani evinizde halı kullanıyorsanız robotların gerçekten halıya çıkıp tırmanıp tırmanamaması çok önemli arkadaşlar. Çünkü bazı makineler var arkadaşlar, halılara tırmanamıyor ya da halıyı tırmanacağım diye halının altına giriyor vesaire gibi bir sürü farklılıklar var. Yani tabii ki %100 her şeyi birebir yapabilen bir makine yok ama genel olarak orantıya vurduğumuz zaman %80-%90 orantıda başarı sağlayan makineler var arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar, dediğim gibi, unutmayın. Birinci kriteriniz metrekare hesabınız, ikinci kriteriniz halı olup olmaması arkadaşlar evinizde. Tabii halıda da gidip de Shaggy gibi en böyle tüylü, kalın tüylü halılarınız varsa onun için bu makineden çok şey beklemeyin arkadaşlar. Shaggy vesaire gibi halılarınız varsa onları ayrıca kuru temizlemeci vermenize fayda var. Bir kritik noktamız daha var. Evinizde temizlik yaparken makinenizin girebileceği maksimum mesafeler. Şimdi arkadaşlar, genelde düz mantık gidersek mobilyalarımızın altına 10 santim uzunluğu ayak koyuyorlar genelde. O yüzden makine buraya 10 santime kadar girip çıkabiliyor. Ama mobilyanın dışında zor olan yerler veya oturma gruplarınızın altına girme imkanı olmuyor. Bu yüzden arkadaşlar, bazı ihtiyaçlar duymuştum daha öncesinde. Örnek veriyorum, çocuğunuzun yatağı altındaki mesafe 5 santim, 6 santim gibi ayak var arkadaşlar. Buna benzer bir şekilde olan bir konunuz varsa robotunuzu da buna bağlı olarak olabildiğince yüksekliği düşük olan model seçmenizde fayda var. Bazı robotlarda arkadaşlar, örnek veriyorum, yüksekliği 6-7 santim ama 4-5 santimde ayrıca bir çıkıntısı var. Yani bunu şimdi ekranda çıkan fotoğrafta gördünüz. Yani bu çıkıntıyla beraber yaklaşık 10-12 santimlere çıkıyor makinenizin yüksekliği. Bu yüzden bu sefer daha da girmesi zor yerlere giremiyor. O yüzden arkadaşlar, eğer dar yerlere girmesini istiyorsanız makinenizin maksimum mesafesini düşük tutmalı ve çıkıntısı olmayan modelleri seçmenize fayda var arkadaşlar. Makinenize koyacağınız su ve ufak deterjanla beraber yerlerini de silip vakumluyor arkadaşlar. Yani su döküyor, suyla beraber çekpas gibi çekim yapıyor ve bıraktığı suyu geri çekiyor arkadaşlar. Bu makineye sığdırılmış durumda. Ben aynı bu kriterlerde yola çıktım ve benim bir kriterim daha vardı. Kriterimle beraber arkadaşlar, daha Türkiye'de olmayan Yandex'in ürettiği bir sesli komut sistemi var arkadaşlar. Yandex Alisa diye. Yandex Alisa aldığım cihazı da size bu kanalda yeni tanıtımını yapacağım yakın zamanda. Bununla beraber artık Alisa ile beraber evimdeki birçok elektronik aletin Alisa'ya vereceğim sözlü talimat ile yaptırabileceğim arkadaşlar. Şimdi bu aldığım model Xiaomi Mop Vacuum 1C modeli. Tam model numarasını açıklama kısmında belirteceğim, oradan bakabilirsiniz. Sesli komuta da uyumlu olduğu için bunu tercih ettim arkadaşlar. Ben dediğim gibi akıllı bir ev yapma projem var. Kendi evimdeki birçok cihazı bu Alisa üzerinden talimatla yaptırmak istiyorum. Bu yüzden ona uygun cihazı seçmeyi tercih ediyorum. Yani benim kriterim, 4 kriterim var. Siz buna uygun kaç tane kriteriniz varsa, tabii kriter arttıkça arkadaşlar fiyatı değişmiş oluyor. Yani o yüzden olabildiğince kendinize uygun tutmanıza fayda var. Şimdi arkadaşlar, bu ön bilgilendirmemden sonra kutu açılıma geçmek istiyorum. Sizinle beraber nasıl bir açılım bizi bekliyor, içinden hangi cihazlar çıkıyor, buna göre size bunu tanıtımı yapacağım. Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bunu internetten araştırıp en uygun gördüğüm N11 sitesinde bir bayiden aldım arkadaşlar. Önden söylemem gerekiyor.
Bakın, ürün aynen bu şekilde bana geldi arkadaşlar kargodan. Yani ürünün kendi kutusunu gerçekten korumasıyla alakalı ambalaj kısmında biraz cimri davranmışlar. Doğal olarak ürün geldiğinde bana arkası ve önü gördüğünüz gibi açık, ambalajı iyi halde değildi. Yani bu yüzden bu bayi eksi puan verilir. Çünkü böyle değerli bir cihaz alıyorsunuz ve size gerçekten bir ambalajından bile kaçmışlar. Bütün bu tarz elektronik cihaz satış yapan mağazalara lütfen dikkatli olsunlar. Çünkü kargo firmaları gerçekten Türkiye'de bu ülkeye göre çok iyi çalışıyor kargo iş sistemimiz. Ama gerçekten bu öyle bir kontrolsüz hale geliyor ki bazen bu cihazları yani kamyonun bir ucundan öbür ucuna fırlatıyorlar arkadaşlar, atıyorlar. O yüzden bu ambalajlama çok önemli. Özellikle Türkiye için arkadaşlar çok önemli. Şimdi hadi gelin kutu açılımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ürünümüzün kutusu bu. Böyle bir şeyden bahsetmiştim. Arkadaşlar bakın, tam modeli Mi Robot Vacuum Mop olarak geçiyor. Bakın şu üst kısmında çıkıntısı olmayan model. Özellikleri bir yerde olan özelliği olduğunu söylüyor. 8.2 santimlik ince model olduğunu söylüyor. Elektronik sistemlerine su girmemesi için özellikle koruma yapıldığından bahsediyor. Telefon ile uygulama üzerinden kontrol sağlayabiliyorsunuz. Güçlü çekim kuvveti olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Bakın, works with Google Assistant diyor. Yani Google Assistant ile vereceğiniz sözlü talimat ile çalıştırabiliyorsunuz. Onu algılayabiliyor. Ben bunu Google versiyonu ile değil de ben bunu Yandex'in Alisa cihazı üzerinden kullanıp çalıştıracağım arkadaşlar. Ve şöyle kitapçık ve kullanım kılavuzu koymuşlar arkadaşlar. Ve Türkçe kullanım desteği yok. Açıyoruz. Bir tane poşet var, buna bakıyorum. Bu mop, yerleri ıslatıp mop versiyonu için olan yedek parçası. Bu lazım olunca kullanılacak. Kaldıralım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi cihaz bizi böyle karşılıyor. Şöyle bir cihaz arkadaşlar. Şöyle bakın arkadaşlar. Tekerlekleri. Acayip bir dizayn var arkadaşlar bunun. Yani gerçekten bu cihazın pek takılma riski yok gibi duruyor. Şurada fırçası var. Klasik bildiğimiz döndürdüğü, temizlediği fırçası. Çıkarıyorum. Şu yanlarda şöyle bir korumaları var. Bunları çıkartıyorum. Şimdi arkadaşlar, robotun ilk size dizaynı göstermek istiyorum. Böyle üst kısmından böyle görünüyor. Ve şuradan Mi yazan logonun altına böyle kaldırılınca iç kısım çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir haznesi var. Bu hazneyi böyle çıkarabiliyorsunuz. Zamanın içerisinde pisliği biriktirecek kısım burası. Göz kısmı var. Burada da havalandırma delikleri var. Yani ağır bir model, yani çok hafif bir model değil. Altından biraz göstereyim. Tekerlekleri çok güçlü yapmışlar gibi görünüyor. Bakın. Böyle bakın, acayip bir yüksekliğe tırmanma kabiliyeti var belli. Bu da ön kısımda artık yönlendirdiği, sağa sola gönderdiği cihaz. Burası da bataryası ile dolacağı, yani burası girip oturduğunda artık şarj olmaya başlıyor. Evet, cihaz bu. Şöyle bir şarj istasyonu. Bunu size birazdan prize taktığım zaman da göstereceğim arkadaşlar. Bakın şöyle, bence güzel duruyor. Çok güzel yapmışlar. Şu çıkarttığımız köşe fırçasını takıyoruz ve artık oturmuş oluyor. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi de artık cihazımızı şarj istasyonuna bırakacağım. Şarj olduktan sonra kurulum ve deneme bölümlerine geçeceğim arkadaşlar. Hadi şimdi artık videomuzu devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın istasyon taktıktan sonra böyle görünüyor. Siz sadece getirip başlangıç için istasyonu bunu oturtuyorsunuz. Şimdi kurulum yapıp artık denemesini, evin haritasını çıkartmasını sağlayacağız arkadaşlar.